الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. Değerli müminler, bu haftaki dersimizde yine Mülk Suresinin 23. ayetinde kalmıştık. Ayette "Kul huvellezî enşe'ekum" kısmını anlamaya çalışmıştık. Bu hafta ise ayetin geri kalan "Ve ceale lekumüs-sem'a vel-ebsâra vel-ef'ide galîlen mâ teşkurûn" cümlesini anlamaya gayret göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda iki şey ortaya konuyor. Bir, Allah'ın kudreti, kuvveti, yaratıcılığı, ihsanı, ikramı, nimetleri, kendi özellikleri, sıfatları. İkincisi de kulların iyi, kötü, dünya ve ahiretteki halleridir. Neden böyle cümleyle başladım? Okurken bir şey dikkatimi çekiyor. Aynı surenin içinde aşağılara doğru okuduğumuzda ayetlerin geçmişiyle de sure içinde irtibatının olduğunu görüyoruz. Said Havva merhumun bir tefsiri var. O tefsirin özelliklerinden biri, 10 ciltlik civarı bir tefsir. Bir ayeti anlatıyor, gidiyor surenin içinde. Sonra orada diyor ki, bu ayet falan ayetle irtibatlıdır. Daha 20-30-40 sayfa başa dönüyor Bakara suresinde. Sonra başka bir sureye geçiyor. O ayet, sure şunun açılımıdır diyor. Bu şekilde görüyoruz ki birincisi tevhidi anlatılıyor. İkincisi kullar anlatılıyor. Ve onun etrafındaki ayna ve ameller. Şimdi burada Allah sizi inşa etti, yarattı kısaca ifade ettikten sonra ve ceale lekumus sem'a size işitmeyi verdi. Yani onu yaratan da Allah'tır. Dedik ki surenin geçmişine bakalım. İşitmeyle ilgili ne var bu surede? Levkünnâ nesme'u evnâkülü. Değil mi? Mülk suresinin hemen ilk sayfasında cehenneme gidenler diyorlar ki keşke aklımızı kullansa işitseydik ya da aklımızı kullansaydık cehennem azabında olmazdı. Bakın demek ki bu ayeti anlamak için ahiretteki pişmanlık ayetini anladık mı çok da uzun konuşmaya ihtiyaç kalmayacak. İşitmek ne kadar önemliymiş değil mi? Neyi işiteceğini bilmek, işitmenin sorumluluğu ne kadar önemli ki aynı surede levkünnâ nesme'u keşke biz işitseydik, dinleseydik, kulak verseydik, bir de aklımızı da kullansaydık, şimdi bizim cehennemde ne işimiz var diyeceklerdi. Öyleyse ahiret pişmanlıklarından birisi de dinlememek üzere olan pişmanlıktır. O zaman ya Rabbi bizi dünyaya geri gönder. فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ yaptığımız yanlış işlerin yerine iyileri yapalım anlamında ne anlıyoruz? Biz dünyada işitmedik, işitmeye değer vermedik, iyi şeyleri seçmedik. Şimdi ya Rabbi neleri işiteceğimizi, nelere kulak tıkayacağımızı bir fırsat daha ver de uygulayalım diyecek insan. Şimdi ondan sonra vel ebsara, ebsar basiret, bu da görmekle ilgili bir ayeti kerime, görmenin değerini anlatıyor. Ama bu görme Kur'an-ı Kerim'de idrak, nazar, ray, ayn gibi farklı kelimeler var. Fakat bunların içinde en değerli olan ebsar. Öbürleri de önemli ama ebsar bir iç görüşü de ifade ediyor. Üçüncü olarak ayette bunlara kısa kısa değineceğiz.
vel ef'ide. Bu ef'ideyi nasıl tercüme etmek lazım? Kimisi kalp demiş, kimisi akıl demiş ama biraz ileride gelecek. Bunu Türkçe'ye ilk tercüme edilen lügatlardan birinde yürek diye tercüme edilmiş. Ef'ideye yürek. Hani var ya biz de kullanırız. Ya da bazıları buna gönül manasını da vermişler. Demek ki yaratmadan sonra kaç nimet anlatılıyor? İşitmek, görmek ve gönül, yürekten anlatılıyor. Sonra galilen ma teşkurun, ne kadar az şükrediyorsunuz, şükrünüz ne kadar az, şükredenler ne kadar az diye bu yaratılış ve üç nimet hatırlatıldıktan sonra şükür nimetini yapmayanların kınandığını görüyoruz. Buraya kadar anlaşıldı. Şimdi dönelim tekrar vaazın başına. Mülk suresi 23'teydi. Dedim ki vaaza nasıl başlayacağız? Aşağı yukarı bir hafta ilgileniyorum bu konuyla. Nereye anlatacağız? Ne anlatacağız? Düşündüm, işte insanın işitmesi. Oraya en zirve nereden başlanır işitme? Şöyle gönlüme geldi, yani düşündüm, Allah lütfetti. İşitme Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır, değil mi? Semiye olarak Allah'a nispet edilir. Es-Semiye Celle Celaluhu. Hadisle iki hadiste kitabında Esma-ül Hüsna anlatılır. Bu iki rivayette de bu Semih ismi geçmektedir. İki rivayetten kastım şu. Bir rivayetteki 99, öbür rivayetteki 99'u topladığınız zaman 125 civarı ediyor. Yani Allah'ın aslında 99-100 ismi yok. Çok ismi var hadislerde. Ama o hadislerin birisinde anlatılanlardan, diğerinde anlatılanların biraz daha ziyadeli, böylece 125 civarı hatırımda kaldığı kadar isim var. O zaman işitmenin hakikatini anlamak için işitmeyi nereden başlatmak lazım? Harfsiz, sözsüz, kulaksız, mekansız, zamansız anlamıyla Allah'ın işitmesiyle işe başlamak. Aslında Allah size işitmeyi verdi, yarattı denirken aynı zamanda gerçek işiten kimdir? Allah-u Teala'dır. O zaman burada şöyle bir şey var. Zannediyorum Ali Osman Tatlısu diye birinin kitabı vardı bende eskiden Esma-ül Hüsna ile ilgili. Orada diyor ki Esma-ül Hüsna'yı anlatıyor, işte Semih şu demektir diyelim. Ondan sonra altına şöyle bir cümle, kula gereken vazife. Yani Allah'ın isimlerini bilmek önemli ama ey mümin, Allah'ın işitmesine ne kadar değer veriyorsun? Ne konuşuyorsun? Allah seni dinliyor. Şimdi bir de bu tarafı var. O zaman Semih kelimesi işitmek anlamına geldiği gibi hadislere baktığımızda işitilmeyen duadan sana sığınırım. Yani işitmek aslında bir anlamıyla kabul etmek anlamına da geliyor. Allah işitti mi? Kabul etti anlamına geliyor. Nereden mesela örnek verelim? Rükudan doğrulurken ne söylüyoruz? Ne söylüyoruz? Semiallahu limen hamide. Allah kendisine hamd edeni işitti. Biz nerede hamd ettik? Kıyamda. Allahu elhamdülillahi rabbil alemin dedik mi? Dedik. Rükuda da tesbihat yaptık. Kalkınca Allah bize ne söyle diyor? Allah sizin söylediklerinizi işitti. Biz de ne diyoruz? Rabbena lekel hamd. Hamd sana olsun. Tekrar sena, şükür, övgü sana olsun ya Rabbi. Ne gibi? Allahümme entes selam ve minkes selam. Selam sensin ve selam sendendir. Ne güzel. Hem selam sensin
selamın hakikati, mahiyeti, kudreti, ikramı, ihsanı hepsi sana ait ve sendendir ya Rabbi. Bizim aramızdaki ister sözlü, ister fiili, ister dua anlamında selam, o da sendendir. Yani bizden değil. Ne güzel. O zaman hamd Allah'tandır ve Allah da hamd edeni işitir. Kul da bu hamdini tekrar Allah'a yeniler. O zaman buradan baktığımızda Allah'ın işitmesi herhangi bir kulak, organ veya bir araca, bir şeye bağlı olmayacak. Bunda baktığımızda işitmek Kur'an-ı Kerim'de zat-ı ilahiye nispet edilmektedir. Yani 8 tane kadar ayet var. Baktım ayetlere. Allah'a nispet ediliyor. Yani işitme dediğinde hani bazen deriz ya beni işitmiyor musun? Aslında işiten kim? Allah-u Teala. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz sahabesiyle yürürken böyle tekbir getiriyorlar. Hani biz heyecanla ya da işte önümüzdeki hoca tavafta bağırırız ya böyle çok yüksek sesle. Efendimiz buyurur ki gaib ve sağır olana seslenmiyorsunuz. Yani sanki bizi duymayacak öbür sokakta biri olur da çok bağırırız ya da duyuramayız sesimizi de bağırırız. Allah sizden gaib değil, sağır değil. Yani bu kadar yüksek, aşırı sesle bağırmıyor. Öyleyse Allah içten geçen sesi, dudaktan dökülen kelimeleri ve kulağa gelenleri en önce duyandır. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de 5 tane ayette ve ceale lekumus semha, yani ceale ile Allah yarattı, yaptı, icat etti, ortaya koydu diye işitme özellikle Allah-u Teala'ya ihsan edilmiş. Yani ona ihsan edilmiş. Onun ihsanı olarak anlaşılmış. Yani işitme büyük bir nimet. Burada bir göz kulak doktoru vardı Mehmet Bey diye. Çok eskiden. Bir gün bir vesileyle ona geldim. Görmekle işitmek arasında ne gibi sizce fark var dedim. O bana dedi ki bana ikisinden hangisini tercih edersin birisi olacak dense görmeyi mi, işitmeyi mi? Ben işit, kör olmayı, sağır olmaya tercih ederim dedi kulak doktoru. Neden dedim? Çünkü duymadığınız zaman iletişim zor oluyor dedi. Yani kütük gibi oluyor, hiçbir şey anlamıyorum. Tamam işaretleriyle konuşuyor ama işaret eliyle konuşma ışık olursa mümkün. Mesela size bir şey söyleyeyim. Görme engellilerle işitme engellileri dernek odalarını yan yana yapmışlar bir yerde. Belediyeden oda istemişler. İşitme engellilere bu odayı vermişler. Görme engellilere de bu odayı vermişler. Biri görmüyor, biri işitmiyor. Problem çıkmış. Çarpışıyorlar ama konuşamıyorlar. Anladınız mı? Nasıl konuşuyorlar? Konuşamıyor da sadece biri öbürünün elini tutarak belki bir şeyler işaret edebiliyormuş avucuna. Anladınız mı? Yani işitmek ve görmek olmadı mı? İki insan hiç iletişim kuramıyor. Birinin çünkü işaret dilini kullanıyor, öbürü de görmüyor. Nasıl olacak peki? Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde Allah size işitmeyi verdi. Kadar büyük. Burada yaşlılar var mı bilmiyorum. Ben o sınıfa girerim de. Yaşlıların duyma hassesi azalıyor değil mi? Ne kadar zor oluyor. Duymadım desen işte kulaklık. Kaç lira bir kulaklık? Yani bilmiyorum ama 10.000'den aşağı falan şimdi kulaklık yok. Daha da yukarıdır da. Telefona ayarlamalı, yok görünmemeli, bilmem neyle. Öyle mi? Yüksek fiyatlı. Pili de bitiyor da ayrı bir şey. Sonuç, peki biz kaç seneden beri pilsiz, kulaksız, rahat kullandık bu kulağı. Öyleyse Allah'a bu kulak vasıtasıyla duymak. Seyyid Kutup'un tefsirine baktım. Allah rahmet eylesin.
ne diyor diye bu ayette çok güzel bir cümlesini gördüm. Tam aklımda kaldı mı bilmiyorum. Şöyle diyor, işitmek kulakla başlar, onun varacağı derinliği ya da mahiyetini ondan sonra Allah bilir. Yani buradan başlar da bunun içi, derinliklerini kim bilir? Allah bilir. Çok hoş böyle orada bir tespitte bulunur. Kur'an-ı Kerim'de yine bu ayetlerde Allah'ın işitmesi önemli ya. Bu 11 tanesinde basir ile beraber kullanılmış. İşitmek ve görmek. Bak bize dedi ki o Allah size işitmeyi ve görmeyi verdi, yarattı. Kendisini de nasıl tanıtıyor? Semî'un basîr. İşitir ve görür. Cemil Meriç var. Edebiyatçı. Vefat ediyor. Tabi 35'li yaşlarda gözü kör oluyor. Okuması, tefekkürü geniş bir insan. Okumasını göz sağlıyor. Göz kaybolunca üzülüyor. Neyse yaşlı hastalık hali. Vefat ederken kızı Ümit Meriç var. Bir yerde okudum. O da diyor ki babasına, artık babasının son anları. Anlaşılıyor, durum gidiyor. Ve zanne ennehul firak, ayrılık kanaat edildi. Ne demiş biliyor musunuz? Babacığım, bundan sonra sana körlük yok demiş. Öldükten sonra ne yok? Körlük yok. Körlük görmek buraya aitmiş. Öldükten sonra başka bir görme, başka bir körlük başlıyor. İlgimi çekti. Onun için büyük bir nimet. Buradan bakılınca Allah-u Teala demek ki hem bize görmeyi, duymayı verdi hem de diyor ki ben görüyorum ve duyuyorum. Mesela Karim isminden önce de zikredilmişti. Veya Semî'un dua, duaları işiticidir. Ne kadar güzel değil mi? Allah duaları işiticidir. Yani Allah'a dua işittirilir mi? Evet işittirilir. Yeter ki dua edecek halimiz olsun. Böyle olunca demek ki Efendimiz'den de gelen hadis-i şerifler bu işitmenin önemini anlatmaktadır. Şimdi Kuşeyri tasavvufi anlamda Semî ismini açıklıyor. Diyor ki Allah'ın işitmesi tasavvuf gözüyle bakarsak, o da bir bakış tarzı. Tabii onun da kötüsü iyisi var, ayrı konu. Diyor ki İşitme ve görme yeteneklerini meşru olmayan şeylerden koruyan kimseyi Allah'ın seveceği, işitme ve görmede Allah'ın razı olmayacağı şeyden gözünü ve kulağını koruyanı Allah'ın seveceğini ve bu duyularını doğru yolda kullanmasına yardımcı olacağını belirtir. Yine onun yaklaşımına göre kul, mesela size birisi kötü bir isnatta bulundu. Yapmadınız da farz-ı muhal hırsız dedi. Ama siz hırsız değilsiniz. Peki ne yapacaksınız? Gücünüz de yetmiyor bir şeye. Diyor ki bu şeyli böyle bir isnatta bulunulduğunda bunu Mevla'nın işittiğini bilincinde taşırsa Rabbim onlar bana hırsız dedi. Ama Rabbim de benim hırsız olmadığımı biliyor. Bana hırsız dendiğini de Rabbim biliyor, olmadığımı da biliyor. Benim için senin dediğinin hiç önemi yoktur der. O lafın da pek peşine düşmez diyor. Çünkü Allah'ın iftiraya uğramış kimseye yardımcı olması ve o kişinin kendi girişimlerinden çok daha etkilidir. Yani mazlum oluyorsun, iftiraya uğruyorsun, sahibine bırakıyorsun. Bakalım ne çıkacak? Ne dersiniz? Yani işitmek bir, Allah'ın işitilmesini gereken şeye kulak vermek. İki, bakılması gereken şeye bakmak. O kulun sevilmesine, aleyhine konuşulanlara karşı da sen bana işittiriyorsun ama önce Allah işitiyor senin bu iftiranı. Onun o hesabı sana Allah sonra rahatlığı da insanı biraz teselli eder mi etmez mi? O zaman burada Allah'ın Celle Celaluhu zati ve subuti sıfatları sayılırken hayat,
ilim, semi, basar ve devamını gördüğümüzde demek ki Allah'ın yaşam canlılığı ilim, işitme, görme ve 8 tane bunlar. Bunları da gördüğümüz zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın semi'un basir olması, Allah hem alim hem habir, hem, yani işitiyor ve biliyor, işitiyor ve haberdar. Şimdi birisi bir şey işitir de bilmez. İşitir de haberi olmaz işin derinliğinden. Ama Allah'ın işitmesi hiçbir canlının varlığın işitmesine benzemez. Kalbinden, gönlünden olanın hakikatiyle beraber Allah-u Teala bilir. Bunun için şunu bilelim. Allah-u Teala bütün güzel sözleri işitir ve kötü şikayetleri veya şikayetleri de işitir. Örneğin bir tane söyleyeyim. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ Allah, işte Allah fakir, biz zenginiz diyenlerin, inkar edenlerin sözünü işitti. Bak gördük. Hadi bakalım Allah versin dedi. Bilme. Allah işitti. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ Allah işitti. Kimi? Şu kadının sözünü. Kocası hakkında peygamberimize bir arzu halde bulunan sözünü işitti. O zaman burada şöyle bir şey var. Birisi bize bir şey anlatırken, hadi orada ben seni dinlemiyorum diyoruz ya, onu Allah dinliyor, haberiniz olsun. Onun için anlatılırken Hazreti Ömer yolda bu yaşlı kadınla rastlaşmış bir gün. O sözünü işitilen kadın var ya, ayetin inmesine vesile olan ziharla ilgili. Uzun uzun dinlemiş. Birisi demiş ki Hazreti Ömer, kim o koca karı da o kadar çok zaman ayırdın ona, onu dinledin, sabrettin, o anlatıyor, sen dinliyor. Nasıl dinlemeyim ki, Allah onu dinledi demiş. Onun için dinlemek lazım. Dinletecek de söz söylemek. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ Şimdi işitme sadece insanda yok ki. Canlı olan her şeyde işitme var. Her şeyde işitme var. Yani aslında biz, tabii ben o konuda yetkin değilim ama kanaatim o ki taş bile işitiyor. Niye? Ona gönderilen sesi işiterek çatlıyorsa, mahiyetinde farklılık oluyorsa, yüksek seslerin yıkıma sebep oluyorsa, ki bir şey daha söyleyeyim. وَنُفِقَ فِي السُّورِ Sura üfürüldüğü zaman kainatın yıkılması da bir ses ve işitmeyle olmuyor mu? وَمَا اَنْزَنَ لَقَمْ bir ayet-i kerimede baktığımız zaman سَيْحَةً وَاحِدًا bir ses ile Allah o toplumu helak etti. Yani işitmenin derecesine tahammül etmek zor. Onun için Allah-u Teala insanlara verdiği işitme duygusunu mesela başka hayvanlarda bizden az ya da bizden çok, doğru mu? İsim vermeyelim burada. Hayvanların bazıları bakıyorsun bir yerdeki bir çıtırtıyı duyuyor, biz duymuyoruz. Hemen dikkat kesiliyor. Görüyor da. Görmüyor musun? Kartallar, kuşlar da yukarıdan kanat çırpıyor. Bir, bir buçuk metre kanat. Suyun altındaki balığı görüyor. İniyor, dalıyor. Ayaklarıyla tutuyor, o kanatları ıslandığı halde o kanatlarını çıkarıp çırparak yeniden uçuşa geçiyor. Bir ilim adamına sormuşlar, üniversitede neyle meşgulsün? Demiş ki, ördek kanadıyla ilgili araştırma yapıyor. Nasıl demişler, ördeğin kanadında ne var ki? Bunlar ıslanıyor ama ördek batmıyor. Hangi yapıda bir özelliği var ki bu kanadın hem ıslanıyor hem uçuyorlar, öyle mi? Hem kuruyor. Yani o kanadın yapılışının özelliğini keşfedersek buna göre işte uçaklar ya da başka şeyler yapacak. O zaman burada şu var. Kur'an-ı Kerim'de karıncanın mesela işitmesinden bahsedilir. Karınca karıncalara konuşmuştur. Detaya girmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Hud Hud kuşuyla Süleyman Aleyhisselam'ın konuşması vardı. O zaman demek ki işitme dediğimiz şey
mahiyeti çok geniş bir şeydir. Ancak işitme bir sonuca yaramıyorsa bu kınanan bir şeydir. Ne gibi? Bakara suresi 171 ve meselul lezine keferu ke meselil lezine iku bima la yesnav illa dua evveli dua sunnun lukmun umyun fehum la yakimun. İnkarcılara seslenenin durumu, inkar edenlere seslenenin durumu. Yani ey kafirler gelin tevhide, imana, İslam'a diyorsunuz. Bunun durumu neye benzer? Bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana ve haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dinsiz ve kördürler çünkü onlar düşünmezler. Şimdi bu ayet zor bir ayet bir kere. Birkaç türlü meali var, birkaç türlü tefsiri var. Detaya girmeyeceğim. Girmek için bir bakmam lazım. Bir de zaman gidiyor. Ama aklınız olsun. Bakara 171. ayetinde işitmeyi anlamayan, duymayanların misali neyle anlatılıyor? Sunnun lukmun umyun. Sağır, hakikatte sağır değil, mecazi anlamda. Dilsiz, yani hakikati konuşmayan ve kördürler. Bunu nereye bağlıyor Cenab-ı Hak? Fehum la yakilun, aklını kullanmayan. O zaman burada şu var. Vecalelekum semra vel ebsara vel efide ayeti bize neyi anlatıyor? İşitme ve görmenin akıl ve idrak ve münasebetini kurmak lazım. E şimdi mesela yolda biri gidiyorsa, işte bir araba geldi ona doğru çarpabilir. Biz adama şşt desek böyle, ela şşt dedik, dikkat dedik. Adam işittiyse ne yapıyor? Kaçıyor değil mi? Tedbir alıyor. İşitmek bir sonuç getirecek. O zaman Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak وَاِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَا لِكُمْ تُرْحَمُونَ. Burada da istima ile insat arasında çok farklar var. Dursun. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Kur'an okunduğu zaman dinleyin. Ve sessiz durun ki rahmeten ayrı olursunuz. Yani Araf suresi 204'te not eden olduğu için söylüyorum. Kur'an okunduğu zaman dinleyin. Yani okuması ayrı bir sorumluluk, dinlemesi ayrı bir mecburiyet oldu mu? Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ben keyif, hayır. Dinleyiniz. Bu başka bir şeye benziyor. Şimdi mesela İstiklal Marşı okunurken, bu İstiklal Marşı'nı okuyup dinleyen ayağa kalkanların çoğu bu İstiklal Marşı'nı sevmez. Yani bu tarafa girmeyelim. Ama orada birisi böyle azıcık gülse, işte ne bileyim ya, oturuyor olsa, bugün haberlerde gördüm, bir yerde İstiklal Marşı okunurken biri oturmuş, ondan sonra olay çıkmış. Hatta 80 ihtilalinde Konya mitinginde biraz radikal gençlik İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmaya gerek yok, oturunca da dinlenir dediler diye o zaman ihtilali yapanlar çok kızdı. İstiklal Marşı'nı anayasanın içine dahil ettiler. Ondan önce anayasanın içinde değildi. Şimdi anayasa maddesine koydular, değiştirilemezdi. Aslında İstiklal Marşı'nın mahiyetiyle Akif'i sevmezler. Ama orada ayakta bir durma, bir yürü de bir gör. Niye? İşitme. Siren çalar diyelim 10 Kasım'da. Bir yürü bakalım. Hele de milletin kalabalık olduğu yerde neler olur? Doğru mu? Niye? İşitmenin neyini bekliyorlar? Sorumluluğunu bekliyorlar. Ezan okunurken nereye gidersin? İster cennete, ister cehenneme. Kimsenin umurunda değil. O zaman işitme o kadar güzel bir şey ki, şöyle bir dua var Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran suresi 193. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu. Bir Rabbim fe aminu. Ey Rabbimiz, biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve iman ettik. Ya, işittik ve iman ettik. Ne güzel. Ey Rabbimiz, biz işittik. Şimdi soru şu, biz salih amelleri uygularken işittik diyebilir miyiz? Miras taksim, ortaklık, kul hakkı, sözde durmak, aile, ahde vefa, başka şeyler ne derseniz sayın. İşittik ya Rabbi ve sözümüzde durduk diyebilir miyiz?
Demek ki Allah'ımıza biz diyoruz ki bizi davet edeni işittik. Bu cin suresinde de var. Melek şeyler, cinler diyor ki biz işittik. E onların konuşmasınız. Demek o farklı bir işitme alanı. Bizim gibi işitme değil. Cinlerin de bu şekilde işittik dediklerini görüyoruz. Bunun için Cenab-ı Hak bu işitme konusunda şöyle bir uyarı yapıyor müminlere. Enfal suresinde 21. ayet 27. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine kalu semina ve hum la yesmeun. Buyuruyor ki eyyühellezine amenu atiyullah ve rasuluhu ve la tevellev anhu ve entum tesmeun. İşittiğiniz halde yüz çevirmeyin ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Duyuyorsunuz, duyduğunuz halde, yani bana söylüyor, size söylüyor. Benim söylediğimi ilk kim işitiyor? Ben işitiyorum. Çünkü benim kulağım benim ağzıma daha yakın. Sizin kulağınıza biraz daha uzak. Ben de duymuyorum, cemaat da duymuyor sözümü. Diyor ki ayet-i kerime, bakın, siz söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Ve devam ediyor ayet. Ve la tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la yesmeun. Enfal'de şu kimselere benzemeyin. İşittik diyorlar, onlar işitmemişler. Böyle işitme olur. Mesela diyelim ki Toki'de ne varmış? Kura çekilecek, sizi de çağırdılar. Ya da hacca gidecek, kura çekiliyor, sizi çağırdılar. Nasıl dinler adam? Nasıl dinler onu? Baştan sağlamadı dinle. Yok. Önümden çekil. Bir dakika sus. Konuşturma beni. Niye? Oraya işitmeye geldi değil mi? O zaman burada şu var. İster ezan olsun, ister diğer emirler olsun. Ne olması lazım? Ayet diyor ki, işittik diyorlar ama onlar işitmemişlerdir. İşte bunlar ayetin devamında en şerli yaratık, aklını kullanmayan bunlardır. Demek ki şimdi bir şey daha var. Hasan Basri Çantay'ın mealinde bu ayetle ilgili Kitab-ül İblis diyen Abdülaziz Eddebba tasavvuf ehli bizzat ümmi şeyhime sordum diyor. Talebesi. Abdülayın mübarek bile. Bu Hasan Basri Çantay'ın mealinde Kitab-ı İblis'den çok alıntı var. Sordum ona diyor, Kur'an-ı Kerim'de duymak görmekten önce anlatılıyor. Ne dersin? Yani ayetlerde geçen hafta söyledik. Dedik ki önce işitmekten bahsedilir, sonra görmekten bahsedilir. O da cevap verdi diyor. Yarım sayfa civarı bir izah var orada. Özeti şu, hidayet duymaya bağlıdır. Hatta işte sahabe arasında kör var da sağır yoktur falan da deniliyor. Hidayet duymaya bağlıdır. Onun için insanlar duyarak hakikatleri idrak ederler diyor. Bu kadar dursun. Ben şimdi araya bir parantez koyayım. İtiraz etmiyorum. Ama engelli bir delikanlının babası olduğum için biraz engellilerle de şu veya bu sebeple ilişkim var. Şimdi bunu sağır olan birisine bunu kabul ettiremezsiniz. Sağır bir çocuğunuz var ya da duymuyor işte hanımınız, eşiniz neyse. Ona desen ki sen duymadığın için senin hidayetten nasibin olmaz. Yani senin Müslüman olman, inanman, anlaman zordur. Tabii ki duymamanın zorlukları var. Ama bunu nasıl anlatacaksın şimdi? Peki şimdi nereye geldi şimdi, biliyor musun? Diyanet İşleri Başkanlığı eskiden bu engellilerle ilgili hiç ilgilenmezdi. Yani Müslüman camia da ilgilenmezdi. Mesela Müslüman şuurlu camianın engelli dernekleri falan pek azdır. Birkaç şimdi yetim derneklerimiz var biraz. Peki sonra başkanlık baktı ki işte siyaset, başkanlık bu iş böyle olmuyor. Türkiye'de %10'a yakın da engelli var. Şimdi körler için hafızlık kursları açtı. Önce hocalarını eğitti. Sonra da talebeleri, kör çocuklar parmaklarıyla dokunarak 6 nokta üzerinden oluşan Breil alfabesinin önce harflerini öğrendi, okumasını öğrendi, sonra da ezberledi. Onu anladık şimdi, dokunuyor. Bir şey daha yaptı. Başkanlık
işitme engellilere hafızlık kursu açtı. Var mı hocam? Hocamız İdris hocamız hafızlık hocasıdır Kur'an kurslarında. Şimdi ne oldu biliyorsun? Onlarınki çok ilginç. Şöyle böyle işaret yapıyorlar, o işaret dili neyse işte. Onunla ders okuyor. Hoca diyor ki orada hareket yanlış yaptın, cümleyi yanlış yaptın, düzelt diyor. Nasıl, ne diyeceksiniz şimdi? Nereye geldi? Hani bizim kitaplarda diyor diye işitmek işte hidayete biraz engeldir, manidir falan. Peki ben gördüm bir yerde 10 kişi koydular, İstiklal Marşı'nı söylediler. Şeyle, el işaretleri. Onu da aynı işareti yapıyor. İstiklal Marşı. Yani şunu demek istiyorum. Evet, görmemek veya işitmemek gören ve işiten kadar rahatlık ve huzur getirmez. Ama hidayet, öğrenme, algı, kitap, metotlar bularak insanlar bunları başarmayanın yollarını bulmuşlardır. Ne dersiniz, öyle değil mi? Yani görmediği halde eskiden hafızlar dilinin tekrarıyla ezberlerdi. Şimdi kendisi ezberlediği için diyor ki onlar, biz parmağımızla Kur'an'a dokununca çok zevk alıyoruz. Tıpkı bizim gözümüzde gördüğümüz gibi. Ama şöyle bir şey var, onlar parmağını dokundukça Kur'an sayfası bozuluyor. Çünkü kabartmalı olduğu için. İki, parmaklarının hassasiyeti kaybolan yaşlı, köylü veya dış işte çalışanlar onu okumakta zorluk çekiyor. Yani şu parmağı biz dokunuyorsun, imamın parmağı ne olacak? Bir sarık tutuyor, başka ne tutuyor? Bir de cübde. Ama şimdi tarlada çalışan birini düşün, sanayide çalışan ya da doğumdan parmak ucu hassasiyeti olmayanlar dokunarak okuyamıyorlar. Buradan demek istediğim şu, işitmek ve görmek büyük bir nimet ama işitemeyen ve göremeyenlerin de bu hidayet, din. Onun için bir gün ben bir bayanı dinledim İlahiyat Fakültesi'nde, işte bundan 15 sene evvel ne, Huzeyfe'de bir konuşma yapmıştı. Kadın çıktı dedi ki benim çocuğum işitmediğini anladım, yıkıldım dedi. İşitmeyen çocukla nasıl iletişim kuracağım? İşte anlattı. En son ne dedi biliyor musunuz? Çok böyle duygulu tabii, zor bir iş. Bir gün bana çocuğum sordu, ölmek ne demektir diye dedi. Bir cenazeye gitmişler. Çok zorlandım ona ölümü ve ahireti anlatmakta. Hocalara soruyorum, işitme engelliye ölüm nasıl anlatılır dedi. Hiç düşünmedik ki öyle bir şey. Düşündük mü? İşitme engelliye ölümü nasıl anlatılır? İşaretle veya bilgiyle. O zaman görenler büyük farklı bir nimette, Allah onlara da sabır ihsan etsin. Bir hususu daha söyleyeyim. Engelli birisiyle karşılaştığımızda onu teselli için abartılı ve yanlış cümleler kullanmayalım. Biraz talimat gibi oldu. Yok hadi hakkım olsun. Ne demek o? Şimdi kör birini gördün, senin zaten gönül gözün açık, kalp gözün açık. Bu körleri teselli etmiyor. Buldun mu? Çünkü kör olup kafir olanlar var. Yok mu? Ben gördüm adam kör. Dine de, imana da, görlüğe de bir sürü laf söylüyor. Hani kalp gözü açıldı? Böyle bir şey. Kalp gözü körün de, görenin de başka türlü açıldı. Körlükle alakası yok. Ama kapat gözünü, seninki de açılsın. Ya da bir köre, sen işte günahları görmüyorsun demeyin. Çünkü körün birine sormuşlar. Gözün açılsa neyi görmek isterdin? Çocuklarımın gözünü, annemin yüzünü demiş. Körün gözünü açın, annesi hangisi bilemez, konuşmazsa. Anladınız mı? Ne demeyecek hangisi olduğunu, yüzünü hiç görmemiş ki. Onun için işte siz günaha girmiyorsunuz diye güya teselli ediyoruz. Halbuki adamın Kabe'yi de görmüyor, biliyor musunuz kör? Siz Kabe'ye gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Yani biz, kör gidiyor yine, görüyor mu Kabe'yi? Dokunursa yanına gider, o kadar olur. O zaman buradan şunu görüyoruz. Tabii bu engelliliğin teselli işi çok zor şey. Allah engelli olana da, ilgilenene de veya neyse kolaylık, sabır versin. Çok zor şey. Öyle tesellisi iki cümleyle olmaz. Ben şimdi çok konferans dinledim. İşte diyor ki mesela, aleyhde olsun diye söylemiyorum. Sayın Nursi'nin hastalar risalesi var.
Orada bir körlükle ilgili de hikayeler var. Tamam da ne o konferans seni teselli ediyor, ne bu konferans teselli ediyor. Zor bir iş, engelli, hangi engeli varsa. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyoruz. Demek ki وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Mesela اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعِلَ اللّٰهِ وَرَسُولُ لِيَحْكُمَ بَيْنُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا. Aralarında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir konu var, ihtilaf var. Kitaba müracaat edelim, şeriata, İslam'a, alimlere soralım dedik. Mümin ne diyecekmiş? Diyor ki ama müminin sözü semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik derler. Buyurun, işittik. E biz her yatsıda okuyoruz mu bunu? Camide imam okuyor. Semi'na ve ata'na gufraneke rabbena, işittik ve itaat ettik. E, işitmeyenler ne diyorlar? Semi'na ve asayna, işittik, isyan ettik. Söz olarak isyan ettik demese bile fiilen isyanı gösteriyor. Ne dersiniz? Durum bu. O zaman burada şu var. İşitmenin sorumlulukları var efendim. Ve ceale lekumus sem'a. Size işitmeyi verdi Allah. E peki bunun sorumluluğu var mı? Var. İşitmenin salih ameli de var. Salih olmayan ameli de var. Mesela وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْدُوا مَا حَتَّى يَقُولُوا فِي حَدِيثٍ وَيْفٍ. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Nisan 140, o size kitapta şunu indirdi. Allah şöyle hükmetti yani. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman, işittiğiniz zaman bir yerde dinle alay ediliyor. Tebliğ yapamıyorsun. Durduramıyorsun. Canın sıkılıyor. Ne yapacaksın? Ayet diyor ki onlar başka söze geçinceye kadar onların yanından kalkın gidin diyor. Kalkın gidin onların yanından. Çünkü bir innekum izen misliyum. Yoksa onlar gibi olursunuz. Sizin de kalpleriniz katılır. Sorumluluğunuz değil. Demek ki başka bir ayette ra'yet ellezine var değil mi hocam? Bunun bir benzeri daha var. Allah'ın ayetleriyle alay edildiğini gördüğünüz zaman doğru oturmayın. E şimdi biz mesela hep namaz, oruç, hac, kurbanı konuşuyoruz. E bunlar ne olacak? Protesto edildiğini kardeşim. Madem bu iş kalkıp konuşamıyoruz. Bir, mani olamıyoruz. İki, hadi gidemiyorsan kalbinle buğz et diyeceğim. Ama diyor ki ayet, فَلَا تَقْرُدُوا مَعَهُ. Onlarla beraber oturma diyor. E ne olur? O zaman o münafıklarla sizi cehennemde toplarım diyor. Öyleyse duyduğumuz ve işittiğimiz şey doğru mu yanlış mı, bize hangi sorumluluğu? Kalk gidelim. Birisi bizim ailemize, şahsımıza, namusumuza laf etse, bir şey yapamasak en azından kalkar gideriz değil mi? Böyle olunca mesela kıyamet gününde dersin başında geçmişti bir ayet. Secde suresi 12. وَلَبْتَرَا اِذِنْ مُجْرِمُنَا نَاكِسُوا رُوْسِمِنْ لَرَبِّمْ رَبَّنَا اَبْسَرْنَا وَسَمِينَ. Bakın burada görme öne geçti. O gün diyor Cenab-ı Hak Secde Suresi 12'de günahkarlar Rablerinin huzurunda başını böyle eğmişler. Bir görsen diyor böyle. Rabbimiz gördük ve işittik. اَرْجَنَا نَعْمَ صَالِحًا اِنَّا كُنَّا مُوْقِنُونَ. Bizi dünyaya geri gönder. Şimdi görüp işittiğimize göre salih ameller yapalım. Biz وَبِلْ اَخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ gibi şüphesiz inandık. Hiç şüphe yok ahirette, sende, cennette, cehennemde. Şimdi ahirete gidenlerin pişmanlığının biri neymiş? Ey Rabbimiz, gördük ve işittik. E Mülk suresinde ne dedi? Levkünnâ nesmeo inattık. İşitseydik ya da aklımızı kullansaydık. O zaman burada şu var. İşittiğimiz şey, işte neresiyse radyo, televizyon, sokak, çarşı. Ve izâ semûl nevve... an. Kasas suresi 55. Onlar boş bir söz, batıl bir söz, haktan, hakikatten, ahlaktan, lagim çok geniştir. Küfür manasına da gelir, mala yani anlamına da gelir. Vel gavfihi ayeti var orada anlaşılır. Yani lagim denilen itikat ve amelimizi bizi bozacak bir şey işittiklerinde oradan yüz çevirirler diyor Cenab-ı Hak. Gördük mü? E duyduk, o
zaman bir şey söyleyeyim. Biz şimdi bütün ayetleri okuyamıyorum. Güya ben bu ayeti anlatacaktım, Ebsar'ı anlatacaktım, Efide'yi anlatacaktım, şükürle bitirecektim. Yaşlandıkça konu genişliyor herhalde. Şimdi anlaşıldı. Biz işittiğimiz yerde ne gerekiyoruz? Bundan sonra onu öğrendik. İşittik, daha aynı. İşiden de işitmen aynı olur. Orada bir tepkimiz olması gerekmiyor mu? Ya da şükrümüz mü olması gerekir? Mesela tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi ne? Kur'an-ı Kerim okuyor biri. Siz okuyorsunuz ama sesli okuyor. Ben de böyle duruyorum. Ayeti duyduk. Size de bana da tilavet secdesi gerekiyor. Niye işittik diye. Anlaştık. Yani işitmek müminiz Allahu Ekber dedin. Niye hayrola? Ezan mı okundu? Tekbir mi? Ne olur? Yo, ayette secdeden geçti. Ben de secdemden işittiğimi Allah'a secdeyle şükrettim, hamd ettim. Ne güzel değil mi? E peki tilavet secdesi işitmekle sorumluluk yüklüyorsa öbür ayetler cami dışında veya sokakta, çarşıda işitme sorumluluğu yüklemiyor mu acaba? Sen camide namazda nasıl oluyor? Katkâmetü salâh diyor müezzin efendi. Herkes ayağa kalkıyor. Niye? İşittik. Namaz hazır oldu. Hadi bakalım. İşitmek bu. O zaman şöyle bakın. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kasas suresi 71'de yanılmıyorsam قُلْ اَرَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامِ مَنْ اِلٰى غَيْرُ اللّٰهِ يَتِّيكُمْ بِالْضِيَاءِ فَلَا تَسْمَعُونَ. Hiç düşündünüz mü? De ki diyor. Allah geceyi kıyamete kadar üzerinizde devamlı kılsa. Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mı? O zaman yani şöyle, Allah sizden işitmeyi, görmeyi alırsa size bunları geri getirecek var mı ey kullarım? Öyle de bir ayet. Alırım bak onu. Bir kalkarsın. Bir gün ben bir hasta ziyaretine geçtim gençlikte. Allah rahmet eylesin. Biri götürdük gittik. Nasılsın, iyi misin dedim. Böyle. Bir şeyler söyledim dediler, hocam konuşmayı nasıl? Öyle dediler, birdenbire 30-35 yaşlarında konuşma durdu. Bir gün yolda biri çevirdi, dedi ki, oğlum nişanlısıyla bir konuda tartışıyordu. Çok üzüldü, ondan sonra konuşmayı unuttu. Ne yapacağız, ne dua okuyacağız? Ya yani öyle bir şey olur mu? Mesela bazı kekemeler var, zor konuşuyor ama Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyor. Ya da Türkçe okuyor. O zaman burada şu var. Allah sizden işitmeyi alırsa, işitme iki türlü alınır. Bir, maddi alınır. İki, manevi alınır. Ezanları işitmiyoruz. Öyle bir işitmiyoruz. Şimdi Elmalı Hamdi yazının tefsirine bakın eve gidince. Yarım sayfa burayı anlatmış. Haftaya getirip okuyayım. Cızırtıları, sesleri, iniltileri, afakı, enfüsü, eşyayı, maddeyi, manayı, ey insan içindekiniz, dışındakini, fışırtıyı, ne varsa işit ve görevini yap diyor. Buna benzer. Çok güzel bir cümle söylüyor. O devrin Türkçesi de biraz farklı. Ama bir yarım sayfada bir işitme özetlemiş. Haftaya getirip okuyayım. Yani işitmenin bir sorumluluğu var. Ne dedi ayet? Sizi yarattı ve size işitme verdi. Ben bununla bitireyim. 48 dakika olmuş. Son bir ayetten basit haftaya kalsın. اِذْ قَالَ لِيَب۪يهِ يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمُ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُمْنِي عَنْكَ شَيْعًا. Meryem suresi 42. İbrahim aleyhisselam diyor ki babasına, şöyle diyor, babacığım diyor, işitmeyen, görmeyen, sana hiçbir faydası olmayan bu putlara ne tapıyorsun diyor, bu heykellere ne bu konuşup duruyorsun? Aynısı Türkiye'de yokmuş, heykellerin önünde bir sürü insanlar konuşuyorlar, toplanıyorlar. Oraya gidiyor, kabrine gidiyorlar, anıtlara gidiyor. Ne yapıyorsun sen? Bunların ne faydası var? Öyleyse işitmek Allah'a mahsustur. Allah'ın dışındakiler insanı işitmez. Biz orada kendi kendimize iş olsun konuşup duruyoruz. Kendimize işittiriyoruz, aleyhimize oluyor. O zaman değerli dostlar, buradan şunu görüyoruz. De ki Allah sizi yarattı, inşa etti ve size işitmeyi verdi. Dedi ki işitme seni olarak Allah'ın Esma-ül Hüsna'sındandır, güzel isimlerindendir dedi. Varlıklara verilen nimettir dedi. Dünyevi sorumlulukları vardır. Ahirette pişmanlığı vardır. Onun için de
başka örnekler de arz edebiliriz, arz ettik. Bu kadarla tamamlayalım dersimizi. Sözü de uzatmayayım, toparlamak bazen zor oluyor. Demek ki Allah bize işitmeyi verdi. Peki sonunda ne diyor? Galilen ma teşkurun. Sadece onu söyleyeyim, haftaya bir daha söyleriz. Şükür kelimesiyle ilgili çok ilginç bir şey gördüm. Ragıb el-İsfahani diye bir büyük alim var, onun lügatı var. Orada diyor ki, şükür neymiş biliyor musun? Hani ne kadar az şükrediyorsun? Nimeti tasavvur etmek ve ishar etmeye şükür denir diyor. Nimeti tasavvur etmek ve ortaya koymaya denir. Sonra buradan diyor ki, şükür nimetin örtüsünü kaldırıp açığa çıkarmak. Tamam. Yani keşrün zıttıymış. Keşr kelimesinin zıttı. Nimetin örtüsünü kaldırıp açığa çıkartmak. Ne anladın burada? Duymanın hakikatini açığa çıkarmamız lazım. Yani sorumluluğunu. Başka? Kalbin, dilin nimeti ihsan edenin zikriyle dolu olmasıdır. Kalbin ve dilin nimeti ihsan edenin zikriyle dolu olmasıdır. Ne gibi? Aynen şekra, dolu pınar denirmiş. Bu kelimeden dolu pınar. O zaman buradan da şükür şuna geliyormuş. Demek ki zikirle, şükürle, hamdle dolu bir dil ve kalp olacak. Oldu mu? Allah diyor ki ne kadar dolu bir kalp olacak. Ham, şükür, neyse, ne neyse. Bizimki dolu mu değil mi? Bilmiyorum ki. O zaman şükür üç kısımdır diyor. Kalbin şükrü tasavvur etmek, dilin şükrü itiraf etmek, azaların şükrü yerine getirmek. Peki örnek şunu veriyor. İ'melu âle davudu şükre ve kalilun min ibadiye şekûr. Sebe suresi 13. Yapacağınız işleri yüce Allah'a bir şükür olarak şükretmek için yapınız. Bunun da manası beden midir, temyiz midir, nedir burada, mana ne olur, uzun iş. Şöyle diyor, yani şu var. Bir iş yapacağınız zaman Allah'a şükür olarak şükretmek için onu yapın. Her yaptığınız iş şükür olsun. Nankörlük olursun, olur. O da aleyhimize olur. Yani yüce Allah'a şükrün tam anlamıyla vermenin zorluğuna işaret. Tam anlamıyla ben Allah'a şükrettim. Hayır, onu yapamayız. O zaman Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki peygamberi çok şükür edici olarak anlatılmıştır. Abden şekura ki Nuh Aleyhisselam şükredicidir çok. Başka şakiran li'enimi. Biri İsra'da, biri Nahl'in sonunda galiba. İbrahim Aleyhisselam çok nimetlere şükredici. Bak Allah şükürlü iki peygamberi de örnek anlatmış. Efendimiz zaten hayırlı. Tamam. O zaman burada Allah da şekür biliyor musun? Şakirun ve şekür. Ne demek Allah'ın şekür olması? Allah şükür mü ediyor? Hayır. Allah'ın şekür olması, kullarına ihsanda bulunması ve yaptıklarının karşılığını ikram etmesidir. Ve inna Allah şakirun ve ayetler var. Şekür. Yani Allah da şekür. Biz şükrediyoruz ya, o da şükrümüzün karşılığını yayıyor bize. O zaman ayetin başına dönelim. Allah size, yani bize kulak verdi. Kulak değil de orada üzüldü. Yani işitmeyi verdi. Başka basiret verdi. Başka efide. Efide neydi? Mütercim Asım Efendi'ye göre kalbin Türkçe karşılığı gönül, Fuad'ınki ise yürektir diyor. Neymiş Fuad? Efide. Fuad, yürek Türkçe'de. Ya da gönül diye de kullanılabiliyor. O zaman buradan şu var. Demek ki akıl, idrak, yürek, gönül, işitme ve görmeyi değerlendirme merkezidir. Herkes görüyor da değerlendirme merkezini değerlendirecek. Ne oldu? İşittim. İşte bir Müslümanın Gazze'deki sesini duyduk, gördük. Akıl neyi idrak edecek? O sorumluluğu paylaşmayı idrak edecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hakkınızı helal edin. Doktor duymasın. Dedi ki pazartesi geldi, iki hafta vaaz etmedi. Etsem mi etmesem mi? Edecek arkadaşlarım var burada, değerli hocalarımız. İşte adet olduğu için geldik. İnşallah açılır. İlk defa böyle oldu yani bir ay. İşte modül yapmış dedi. Bir şeyler söyledi. İlaç verdi ama o arada da böyle herkes bir ot falan bir şey söylüyor. Yaşlanınca ne ot fayda ediyor.
Ne başka bir şey. Böyle devam edeceğiz. İnşallah açılır diyelim. Sizi sesimizle rahatsız ediyoruz ama bu ayetleri derledim. Bu konuları sizler için tanzim ettim. Ve katıldığınız için bu kısa gecelerde ben hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim işitmeyi nasip etsin. Kabirdekiler işitir mi işitmez mi? O da var Kur'an-ı Kerim'de. Kabirdekiler bir anlamda işitmez. İşitmemesi şu demek, hakikatten istifade etmez. İşitmesi ne demek? Pişmanlık demek. Peygamberimiz Bedir gavurlar ölünce onlara konuşmuş. O işitme ayrı, tamam mı? O işitme ayrı ama işitmenin faydası o da ayrı. Bir hadis-i şerifte var. Cenazeye katılanların ayak seslerini mevta duyar diyor. Yani ona işittirilir diyor. İşitmek işi sadece kulakla olan bir iş değil. Gönül, dünya, ahiret ve işiten Allah bize de işitmeyi nasip etmiş. Arzu ettiği şeyleri işitmeyi ve işittiklerimizle, dinlediklerimizle salih amel işlemeyi hepimize nasip eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Gazze'mize Rabbim sağlık, afiyet, bir çıkış yolları nasip eylesin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.